Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kent Tiyatrosu sunar. Tiyatrodan. Benim annemin adı Yeleni. Babamın adı Mehmet. Vay basat, yemekhanede kas kızartması varmış. O yüzden. Pazarlık yapacağız, pazarlık. Kral olmakla değil. Kral olmak. Derin Mutsuzluklar Anatomisi. Yazan Cihan Çakan. Süpervizör Ali Düşen Kalkar. Yöneten Batuhan Pamukçu. Sesleri alan Turhan Tekkale. Ses kurgu Burak Duran. Nilüfer Kent Tiyatrosu oyuncuları sunar. Kadir, Gökhan Kum. Sinan, Mert Tiryaki. Betül, Pınar Hande Ağoğlu. Berna, Ayşe Gülerman. Ayşe, Zeynep Çelik Küreş. Fatih, Mesut Özsoy. Bir bacağım tahtada. Alo. Alo Betül. Betül duyuyor musun? Berna. Duyuyor musun? Betül duyuyor musun? Evet Berna. Ya sesin sık sık gidiyor da. Şebekelerde yine sorun olmalı. İyi misin? Ben iyiyim ya sen? Ben de iyiyim. Kıyı ne yapıyor? Şu an uyuyor. Ya bugün tuhaf bir rüya gördüm. Sana rüyamı anlatacaktım da. Betül. Betül. Duyuyor musun? Evet, evet duyuyorum. Sana rüyamı anlatacaktım. Sen anlat, ben dinliyorum. Çocuğum, yaz yağmuru yağıyor. Kimsesiz yollarda koşuyorum. Hava toprak söğüt kokuyor. Bir yerden tavus kuşu ve keman sesi geliyor. Hem sesleri dinliyor hem de koşmaya devam ediyorum. Koştukça saçlarım uzuyor. Yolun sapağında bir eve rast geliyorum. Işıkları yanıyor. Köydeki bizim ev olduğunu fark ediyorum. Kapısını açıyorum. Sen bir yerde oturmuş heykel yapıyorsun. Beni yapıyorsun. Sanki bir bacağım tahtadan. Betül? Benimle evlenir misin? Aşkım? 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 İyi ki doğdun aşkım. İyi ki doğdun aşkım. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. İyi ki doğdun aşkım. Aa, unuttuğunu sanmıştım. Nasıl unuturum? Hadi, dilek dile. Tamam. Umarım gerçek olur. Güzel yıllara. Birlikte aşkım. Benimle evlenir misin? Ne? Benimle evlenir misin? Ne? Benimle evlenir misin? Ciddi misin? Tabii ki ciddiyim. Cevap vermeyecek misin? Evet, evet, evet. Ben takmak istiyorum. Seni seviyorum. Hadi sen de benim yüzüğümü tak. Çok heyecanlandım. Ben de seni seviyorum. Bir Yaralı Tavşancı. Thank you.
Düşüncelerde kulaç atıyorum. Alo. Canım. Günaydın. Günaydın. Eve yeni geldin değil mi? Az önce. Seni yine çok özledim. Ben de. Neden bilmiyorum ama kendimi en çok cumartesi geceleri yalnız hissediyorum. Sana sarılıp uzun uzun uyumak isterken... Ben de istiyorum ama maalesef en çok cumartesi geceleri çalışıyorum. Belki de bu yüzden cumartesileri daha çok yalnızım. Sabaha kadar düşüncelerde kulaç atıyorum. Sözleşmeyi bozmaları için teklifte bulunacak mısın? Bunu konuşmuştuk. Yine sormak istedim. Böyle bir şeyin kabul edilemeyeceğini biliyorsun. Nereden biliyoruz? Patronu tanıyorum. Asla kabul etmez. Hem işi de bırakamam. Tazminat ödeyecek durumda da değilim. Kredi çekerim. Tazminatı hallederiz. Kredi mi? Olmaz mı? Şimdi tekrar bunu konuşmayalım, olur mu? İyi misin? İyiyim. Susunca telefonu kapadığını düşündüm. Buradayım. Susacak mıyız? Sana söylemedim. Neyi? Geçen hafta seni izlemeye gelmiştim. Seni görmedim. Kenarda durdum. Bütün gece sana baktım. O kadar erkeğin senin bedenine bakması... Ben paramı böyle kazanıyorum, biliyorsun. Biliyorum ama kıskanıyorum. Elde değil. Peki sen benim teklifimi düşündün mü? Evet. Neye karar verdin? Bunu gerçekten istiyor musun? Sen istemiyor musun? İstiyorum. O zaman? Aynı evde yaşayınca seni üzmekten korkuyorum. Korkma. Hadi topla gel eşyalarını. Hemen mi? Daha neyi bekliyoruz ki? Birkaç güne ihtiyacım var. Ev arkadaşımla konuşmam gerek. Ne söyleyeceksin ona? Biraz kafa dinlemek için yalnız kalmaya ihtiyacım var. Tahta bacaklı kadınlar. Seni ilk kez bir gazetenin kültür sanat ekinde gördüm. Güzel, seveceğim bir fotoğrafını basmışlardı. O an adını koymaktan kaçtığım bir şey senden bana doğru aktı. Aşktı. Evet evet. Bu aşktı. Saçmalama Berna dedim. Ama yine de dayanamadım. Tahta bacaklı kadınlar sergine geldim. İşte o anda. Saçmalamadığımı fark ettim. Rahim. Kaç çocuğumuz olsun istersin? Kaç? Ben en az iki derim. Hani bir kız bir erkek. Hiç fena olmaz. Ama bence ideali dört. İki kız iki erkek. Torunlarımız olduğunda hiçbiri teyzesiz ve dayısız kalmamış olur ha? Ne dersin aşkım? Benim birazdan çıkmam gerek. Hemen mi? Çıkmam gerekiyor. Prova saat kaçtaydı? Daha 3 saat var ama sahnede biraz yalnız çalışmaya ihtiyacım var. Biraz daha yanımda kalmak istemez misin? Lütfen Nora. Lütfen. Nora sana harika yakışıyor. Bence bu rolün altından kalkabilir miyim diye hiç düşünme. Neden susuyorsun? Ne oldu? Hiç. Ne oldu? Ne mi oldu? Evet. Ne gibi? Tuhaflaştın. Dinliyorum. Dinliyorum. Aslında sana söylemek istediğim bir şey var. Söyle hadi. Evlenmeden önce bilmenin doğru olacağını düşündüm. Meraklandırma beni. Rahmim yok benim. Anlamadım. Rahmimi aldırdım. Aldırdın mı? Ne zaman? Yıllar önce. Neden böyle bir şey yaptın? O olaydan sonra annem beni merdiven altı kürtaj yapan bir doktora götürmüştü. O gün içim koparılırken...
asla çocuk doğurmayacağıma dair yemin ettim. Annemin bileziklerini annemden gizli bozdurarak yine merdiven altı bir doktora gittim. Orada rahmimi aldırdım. Seni seviyorum aşkım. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Trafikteyim. Aşkım? Ben de seni arayacaktım. Gittin mi? Birkaç okula birden. Ne dediler? Çocuklar geçen yılki oyunlardan memnun kalmış. Seve seve kabul ettiler. Çok güzel bir haber. Hatta gelecek sezona da hazırlanmamızı istediler. Hangi oyunları oynayacağımızı şimdiden düşünelim. Aklıma birkaç masal fikri geldi. Benim de. Gelir gelmez konuşalım. Şimdi neredesin? Trafikteyim. Bir şey mi diyecektin? Siparişlerim olacaktı ama ben çıkar alırım. Acelesi yoksa gelirken alırım. Yemek yapacağım. Bekle, birlikte yaparız. Oyalanmak istiyorum. Çok mu acıktın? Dünyayı yadırgayanlar. Bizim oranın atları meşhurdur. Güçlü olur her biri. Uzun yol koşarlar. İnsanın en yakın arkadaşı onlardır. Sahiplerine ömür adarlar. Günün, gecenin hangi vakti olursa olsun koşuma hazırdırlar. Bir kez olsun huysuzluk etmez, başkalarına yüz vermezler. Yaşlandıklarında yavaş yavaş iş göremez hale gelince utanırlar. Günün birinde sahiplerinin tek kurşunuyla can verirler. Çocukken öldürülen iki ata tanık olmuştum. İkisi de henüz 2 yaşındaydı. Köyün zengini öldürmüştü onları. Issızda değil, köy meydanında. Safkan olmalarına rağmen sanki erkenden yaşlanmıştılar. Birileri onların hasta olduğunu, birileri de dünyayı yadırgadıklarını söylemişti. Yan yana sessizce ölmüşlerdi. Oyun alanının kenarında 6 golü var bu sezon. 6 golle tamamlıyor. İnsan sevgiden korkar mı? Yanında kocan vardı. Maalesef. Belli, seni çok seviyor. Çok. Hem de fazla çok. Böyle seveni bulmak zor. Sevgisi beni korkutuyor. İnsan sevgiden korkar mı? Ona hayatının en mutlu 3 günü nedir diye sordum. Ne dedi? Birincisi, beni gördüğü gün. İkincisi, evlilik teklifine evet dediğim gün. Üçüncüsü, benimle ilk kez seviştiği gün. Gerçekten bundan korkuyor musun? Sence de korkunç değil mi? Düşünsene, bir hayatın en sevilen 3 günü. Aşık olmak için ne kadar zaman gerekli? Ben de seni gördüm. Nerede? Tahta bacaklı kadınlarda. Ama ben çok durmamıştım. Aşık olmak için ne kadar zaman gerekli? Anlamadım. O bir an yetti bana. Benden önce başka bir kadına böyle hissettin mi? Bunun ne önemi var? Evet, özür dilerim. Sadece meraktı. İlk kez birine aşık oldum. O zaman ikimize de bir an yetmiş. Sen hiçbir kadına böyle hissettin mi? Ben de ilk kez birine aşık oldum.
Sen niye bu kadar bekledin? Cık. Aşk bekledi. Alkışınız çok olsun. Aşkım? Seni özledim. Ben de seni özledim. Nasıl geçti? Güzeldi. Çokça alkışlandık. Alkışınız çok olsun. Hepimizin aşkım. Yarın döneceksin değil mi? Evet. Buradan istediğin bir şey var mı? Sen gel yeter. Ben zaten geleceğim. Aklına bir şey gelirse söyle, olur mu? Ayrıca sana bir sürprizim var. Aa, ne? Yarın görürsün. Yarına kadar bekleyecek miyim? Az kaldı. Meraktan çatlarım. Ben sana ölürüm. Askerliğini yaptın değil mi? Canım. Duyuyor musun? Duyuyorum. Askerliğini yaptın değil mi? Neden cevap vermiyorsun? Efendim? Askerliğini soruyorum. Yapmadım. Yoksa kaçak mısın? Ya kulübe baskın olur, kaçak olduğunu anlarlarsa? Ya da ne bileyim, geceliğin polis kimlik falan sorarsa? Bu riski nasıl alırsın? Merak etme. Etmeyeyim mi? Etme. Nasıl etmeyebilirim? Kaçak değilim. Hem yapmadım hem de kaçak değilim diyorsun. Çok mu merak ediyorsun? Neden sinirlendin? Canım. Çok soru sormadın mı? Sadece merak ettim. Fazla merak iyi değil derler. Tamam. Sormadım farz et. Hem soruyorsun hem de sormadım farz et diyorsun. Pardon ama belki cevaplamak istemiyorum. Bu kadar hassas olduğunu bilmiyordum. Özür dilerim. Özür dilerim. Dur lütfen. Sana uzun uzun sarılmak istiyorum. Kokuna ölürüm senin. Kusura bakma. Biraz sinirlendim. Asıl sen kusura bakma. Canını sıktım. Sen benim için çok ama çok kıymetlisin. Ama tepkine şaşırmadım diye. Belki duymak istemeyebilirsin. Ben senin yalnızca sevgilin değil, her şeyini paylaşabileceğin arkadaşın, dostun olmak istiyorum. Biliyorum. Sana kendimi nasıl affettirebilirim? Şarap? Olur. Gülümsemek sana çok yakışıyor. Kırmızı mı, beyaz mı? Sen seç. Öyleyse kırmızı. Tahmin ettim. Şerefine. Askere gitmek istemiyordum. Bunun için benden fotoğraf istediler. Ne fotoğrafı? İbne olduğunu kanıtlayan fotoğraflar çekeceksin dediler. Nasıl olacakmış bu? Canım. Gerçekten duymak istiyor musun? Evet. Cinsel ilişkideyken çekildiğin fotoğrafları gösteriyorsun. İyi misin? İyi misin? İyi misin? Kendimi karanlık bir dolapta gibi hissediyorum. Ne oldu? Konuşmayacak mısın? Bir şey olmadı. Olmadı mı? Emin misin? Canım. Müdür bugün beni odasına çağırdı. Eski ev arkadaşım. Kendisiyle pek bir şey paylaşmasam da kadınlarla ilişkim olmadığı için senden şüpheleniyorum derdi. Bir keresinde de odamı karıştırdı. Ne diye? Bir bahane uydurmuştu. Şimdi de müdüre mi anlatmış? Bu kadarını beklemiyordum. Yarın soruşturma için müfettişler gelecekmiş. Soruşturma mı? Saçmalık. Ne diyeceksin? Orada işe devam etmenin tek yolu eşcinsel olmadığını mı söylemek? Kendimi karanlık bir dolapta gibi hissediyorum. Benim hemen bir iş bulmam lazım. Dur. Biraz kafa dinle. Kazandıklarımla idare ederiz. Biliyorsun bizimkilere para göndermem gerekiyor. Onlara söyleyecek misin? Nasıl söyleyebilirim ki? Canım.
Canım. Canım. Ha, bir şey mi dedin? İyi misin? İyiyim. Daldın yine. Daldın yine. Daldın yine. Kapamam gerek. Betül? Seni özledim. Ben de. Yarın akşam yemeğe gelsene. O olmayacak. Olur, iş çıkışı gelirim. Ne yapmamı istersin? Hiçbir şey. Sana bakarak doyarım ben. Gerçekten doyar mısın? Gerçekten doyarım. Kıyıda tatlı niyetine. Hemen gözlerini açtı. Onu da çok özledim. Bir gün bile o kadar uzun geliyor ki. Değil bir gün, artık bir saat, bir dakika, bir an bile. Bana da. Yarın işten çıkar çıkmaz. Koşarak geliyorum. Biz de kollarımızı açmış seni bekliyor olacağız. Harika. Betül. Betül. Berna. Ne oldu? Baba. Baba. Ayşe. Baba. Ayşe aşkım. Baba yapma, dur baba. Ayşe aşkım, baba, uyan. Baba dur yapma. Ayşe. Baba. Ayşe. Baba dur yapma. Ayşe aşkım. Baba. Ayşe. Ay. Uyuyakalmışım. Yine o adamı görüyordun. Kimi? Neyse boş ver. Herkesin ismi silinmiş. Aşkım, yoruldun değil mi? Sanırım biraz yoruldum. Ben de yoruldum. Topuklular ayağımı sıktı. Keşke topuksuz giyseymişim. Baktın mı altlarına? Evet. İsimler? Herkesin ismi silinmiş. Akşam müjdeyi vereceğim. Çok sevinecekler. Çok. Hadi sen dinlen. Sen? Gelirim ben de. Ama önce makyajımı temizleyip duş alacağım. Dinlenelim ki daha bunun gecesi var. Bakma sen yorgun olduğuma. Benim enerjim henüz bitmedi. Gerçekten mi? Biz karı koca mı olduk? Evet. Çok mutluyum. Ben de. Uyumasak mı? Yatağa geçelim mi? İster misin? Aşkım birazdan. Peki. Madem uyumuyoruz, biraz dans. Akşama hazırlık. Ne dersin? Sen nasıl istersen. Patron geliyor. Canım. Efendim. Müsait misin? Sonra konuşalım mı? Yetiştiremiyorum. Yine yalnız sen mi yıkıyorsun? Evet. Hani patrona söyleyecektin? İşe daha yeni girdim. Hemen talep edemem. Meşgul de etmeyeyim. Bir şey mi diyecektin? Biraz moralim bozuktu. Sesini duymak istedim. Herkes çok şaşırmış. Sen okula giderken sınıftaki herkese bir gün bit bulaşmış. Annen saçlarına DDT sürmüş. Bitler yine de tükenmemiş. Kökten çözüm olarak saçlarını kesmiş. Ağlamışsın. Arkadaşların erkeklere benzediğini söyleyerek seninle dalga geçmişler. Bu kez daha da çok ağlamışsın. Sen artık Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okuyorken saçlarını beline kadar inatla uzatmışsın. Ama bir gece annen yanındaymış gibi onun sesiyle uyanmış, banyoya geçmişsin. Aynaya uzun uzun bakmış, çekmeceden makası almışsın, saçlarını kesmişsin. Seni gören herkes çok şaşırsa da sen onların neden şaşırdıklarını anlamamışsın. Ev sahibi. Ev sahibini arayacak mısın? Kendi kendine çalışmasından cidden korkuyorum. Aradım, açmıyor ki. Bir daha ara lütfen.
Sanki bozuk değil de hayaletler çalıştırıyor. Tamam, arayacağım. Bence açık açık söyle. Yeni bir tane alsın. Yeni alacağını hiç zannetmiyorum. En azından bir tamirci göndersin ya da senin çağıracağını söyle. İşine bu kadar da karışmasın. Belki garantisi vardır. Bu yüzden bekletiyor olabilir. Garanti mi? Şaka mı yapıyorsun? Milattan öncesine ait. Baksana. Sende kaldığımız o gece çalışınca kıyı da çok korkmuştu. Açmıyor mu? Hayır. Ne pimpirikli biri böyle. Bütün sorunlu erkekler de bizi mi bulur? Ama geri gel. Ayşe? Aşkım? Ne yapıyorsun? Hiç. Nasıl hiç? Kutumu açmışsın. Sadece... Neyin sadecesi? Sana açmaman gerektiğini söylemiştim. Bakıyordum. İzin aldın mı? Özür dilerim. Şunları verir misin? Özür dilerim. Güvenmiştim sana. Nereye? Aşkım. Aşkım. Gitme, dur. Özür dilerim. Ayşe, bırak. Özür dilerim. İnan okumadım. Bırakır mısın? Özür dilerim. Çekilir misin? Özür dilerim. Ayşe! Peki. Ama geri gel. Girecek miyiz, girmeyecek miyiz? Müzakereler başlayınca ne değişir? Bugün ne alıyoruz, yarın ne alırız? Avrupa tarihi verdi, Türkiye bu sorulara kilitlendi. Yaz gecelerinin şerefine. Canım, hoş geldin. Hoş gördüm de neler yapmışsın böyle? İçeriz diye düşündüm. İçeriz değil mi? İçeriz tabii. Umarım beğenirsin. Efendim? Umarım beğenirsin. Duyamadım. Umarım beğenirsin diyorum. Beğenmemek ne mümkün? Her şey harika görünüyor. Teşekkürler. Sen zahmet etme, ben alırım. Ne zahmeti? Karşılıklı yemek yemeyi özledim. Ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun? Sen zahmet etme. Ne zahmeti? Alırım ben. Başka ne koymak istersen alırsın değil mi? Alırım. Hadi sen de otur. Şarapları ben doldururum. Sağ ol canım. Neyin şerefine içiyoruz? Yaz gecelerinin... Şerefine. Şerefine. Yarasın. Yarasın canım. 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 Hı? Efendim? Daldın yine. Daldın yine. Daldın yine. Hı. Şerefine. Tamirci. Oh, sıhhatler olsun. Teşekkür ederim. Yine aynı tamirciyi mi gönderdin? Başka biriydi ama bence yine bozulacak. Ne de olsa milattan öncesine ait bu. Yeni bir tane almıyor, almama da karışıyor. Benim seninle kaldığımı biliyor mu? Söylememe gerek yok ki. Canım, iyi misin? İyi misin? İyi misin? Öğrenirse senin için sorun olmaz mı? Telefonlarımı bile doğru düzgün açtığı yok. Onun için varsa yoksa her ayın başında düzenli yatırılması gereken kira. Hem senle beni ayrı tutmaz o. Bizim ayrımız var mı ki? Benim için yok. Benim için de. Yanıma gelsene. Sen benim başıma gelen en güzel armağansın. Sahiden mi? Tabii ki. İyi misin? Sinan. İyi misin? Emin misin? Hangi konuda emin miyim? Bana armağan demekle. Eminim. Boşanmayı artık düşünmüyor musun? Ay, üzgünüm. Uyandırmak istememiştim. Önemli değil.
Yatağa neden gelmedin? Nasıl uyuduğumu bilmiyorum. Bana anlatmayacak mısın? Neyi? İşten döndüğünden beri keyfin yok. Ne oldu? Yoksa fark etmeden bir şey mi yaptım? Sen mi? Sen ne yapabilirsin ki? Bilmem. Belki farkında olmadan... İş yolunda hani eski bir konak vardı. İçini çok merak ettiğin. Onu yıkmışlar. Neden? Yerini AVM yapacaklarmış. Of. Oradan her geçtiğimde hikayeler uydururdum. Biliyorum. Sanki hepsi silindi. Sen olmasan bu şehirde hepten yalnızım. Ama ben varım. Kıyı da var. Boşanmayı artık düşünmüyor musun? Bir gün kıyıyı da alıp sanırım oradan tamamen çıkacağım. Ne güzel olur. Onun yarın dönecek olmasının stresi şu an bile başladı. Kendini daha yıpratmamalısın. Uyuyabildin mi? Geldin mi? Telefonlarımı açmayınca çok merak ettim. Eve de gelmedin. Evet, bir hata ettim biliyorum. Özür dilerim. Özür dilerim. Konuşmayacak mısın? Kendimi iyi hissetmiyorum. Ağlama. Sinirlerim bozuk. Ağlama. Neredeydin? Beşiktaş'ta. Geceyi nerede geçirdin? Arabada. Uyuyabildin? Uyuyabildin mi? Duş alıp uyuyacağım. Konuşmayacak mıyız? Dinozor. Sigara mı içtin? Hani başlamamak üzere bırakmıştın? Bu da yine açılmıyor. Cidden artık şu adamla tartışacağım. Bu dinozora sahip çıkıp durmasın. Nereye? Nereye? Provaya mı? Hemen mi? Düşünmemek için kendimi zorluyorum. Koltukta mı uyudun? Yatağa neden geçmedin? Yatağa sensiz girmek istemiyorum. En azından üzerine bir şey alsan. İstemedim. Ben hemen duş alıp geleyim mi? Uyuyalım. Biraz oturur musun? Seni görmek istiyorum. Üstüm et kokuyor. Sorun değil. Otur lütfen. Farkında mısın? Gececi olduğundan beri birbirimizden uzaklaştık. Önceden cumartesi gecelerini sitem ederken şimdi her günümüz aynı oldu. Bu işten ayrılıp başka bir işe mi girsen? Başka işe mi? Neden olmasın? İş bulmak için ne kadar çabaladım biliyorsun. Ama seni hiç iyi görmüyorum. Yoruluyorum. Canım. 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 Efendim? Daldın yine. Daldın yine. Daldın yine. Yo, dalmadım. İşten atıldığından beri çok düşünmüyor musun? Anlatmak istediğin bir şey var mı? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Hiçbir şey bilmiyorum. İçimi bastırmaya çalışıyorum. Niçin? Bazen niye bu kadar uğraştığımı anlayamıyorum. Niye bu kadar didinip durmalar? Yaşamaya gerek var mı anlamıyorum. Çocukluğumdan beri içimde bastırmaya çalıştığım bir istek var. Nasıl bir istek bu? Ölmeye benzer. Ölmeye mi benzer? Canım. 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 Efendim? Ölmeye mi benzer? Bazen yıllarca bir köşede saklı kalıyor. Bazen böyle çıkıveriyor. Düşünmemek için kendimi zorluyorum. Ama işte bir yerden hayatıma sızıyor. Seni üzmek istemezdim. Bu benle yürüyüp gelen bir istek. Bunların hepsi stresten değil mi? İstersen bir uzmandan yardım alabiliriz.
Üniversitede uzun uzun tedavi görmüştüm. Hiçbir işe yaramadı. Bu kez fayda görebilirsin. Birkaç hapla beynim uyuşturuldu, o kadar. Sadece o kadarla kalmaz bence. Bak daldın yine. Sinan daldın yine. Daldın yine. Yo, dalmadım. Korkuyorum. Sana zarar vereceğimi düşünmüyorsun değil mi? Kendine zarar verirsen bana da vermiş olursun. Bastırmaya çalışıyorum. Ama bu senin sandığın gibi bir zarar mı değil mi bilmiyorum. Ailenden kimseye bahsetmedin mi? Ben aileme hiçbir şeyimden bahsetmedim ki. Çocukken kaç kere taş duvarlı evimizin damından aşağı atlamak istedim. Kaç kere yağmurlarla coşan dereye kendimi bırakayım dedim. Yine de kimseye bir şey söylemedim. Sarılır mısın bana? Üzme kendini. Ben sensiz bir hayatı istemiyorum. Gitmeyi düşünüyorum. Gitmek mi? Nereye? Beni bırakacak mısın? Sinan bırakma ne olur. Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Deliye dönecek. Uyudu mu? Yine yerini yadırgıyor. Sen nasılsın? Bilmiyorum. Sende de bazen böyle oluyor mu? Nasıl? Bazen nasıl olduğunu bilmiyorsun. Oluyor tabii. Hadi ayakta durma gel. Ne zamandır bunu yapmanı bekliyorduk. Deliye dönecek. Bir şey yapamaz. Hadi otur. Şimdi eve dönmüştür. Bizi görmeyince hemen arayacak. Telefonlarını açmayınca terk ettiğimi anlayacak. Boş ver, anlasın. Senin de başını tehlikeye soktum. Lütfen böyle konuşma. Peki, konuşmam. İyi ki varsın. Sen de. Annemin günahkarı. İçmeyecek misin? Hadi biraz rahat ol. Kaç gün oldu? Bak bulamadı işte. Sence bulamadı mı? Bulduysa neden gelmedi? Kesin bir pislik yapacak. Ama kıyıyı ona bırakmam. Ben de seni bırakamam. Bir daha söyler misin lütfen? Seni seviyorum. Bir daha lütfen. Sana aşığım. Çocukken kimsenin evde olmadığı bir gün bütün evi tarumar etmiştim. Amacım aile albümünü bulmaktı. Babamın oluşturduğu bir albümdü. Annem fotoğrafa karşıydı. Allah'a şirk koşmak olduğunu söylerdi. Babam albümü evde tutmak için onu zor ikna etmişti. Sonunda albümü bulmuştum. Tüm fotoğraflardan o beni makasla teker teker kesmiştim. Boya kalemleriyle kaşlarını birleştirdim. Bıyıklar yaptım. Ne olduğunu tahmin edebiliyorsundur. Anneme yakalandım. Dövdü beni. Albümü de fotoğrafları da aldı, yaktı. Yalnızca bir fotoğrafı unutmuştu. Babam beni kucaklarken amcamın çektiği bir fotoğraftı. Bir bacağım kadrajın dışında, bir bacağım babamın elinde kalmıştı. O fotoğrafı sakladım. Gizli gizli çıkarıp ona bakarak resimler yaptım. Yaptığım her resimde tahta bacaklar taktım. Değil kızlarla, artık erkeklerle oynamayı bile bırakmıştım. Resim yapmaya başlayınca evden çıkmaz olmuştum. Annem işkillenmeye başlamıştı. Onun ayak seslerini duyunca resimleri saklar, kitap okurdum. Bir gün odamı karıştırmış, sırrımı öğrenmişti. Günahkar diye avazı çıktığınca yine bağırmıştı. O gün resim yapmaya da küsmüştüm. Çok üzüldüm. Şimdi bunu neden anlattığımı düşünmüş olabilirsin. Sen anlat, ben dinlerim. Sen beni sevdiğini söyledikçe kulaklarımdan annemin günahkar deyişi siliniyor. İlkokul öğretmeni. Alo, iyi günler. Kiminle görüşüyorum? Merhaba Hakan Bey, ben Ayşe. Yusufçuk Yusuf Çocuk Tiyatrosu'ndan. Nasılsınız?
Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Sizi rahatsız ediyorum ama bir şey sormak için aradım. Vaktiniz var mı? Ne zamandır ilkokul öğretmenimi arıyorum. Bana çok yardımı olmuştu. Onun sayesinde hayatım değişti. Kendisine teşekkür borcum var. Geçen gün sizin okuldaki bir öğretmeni ona çok benzettim. Kendisiyle konuşmak için fırsat bulamadım ama aklıma takıldı. Acaba o mu diye merak ediyorum. Yani öyleyse kendisini ziyaret etmek istiyorum da. Ha, adı mı? Halil Sadık. Aa, çok sevindim. Demek doğru görmüşüm. Kendisi daha önceden yatılı bölge okullarında görev yapmış değil mi? Tekrar teşekkür ediyorum Hakan Bey. Kendinize iyi bakın. İyi günler. Aşkım. Demek oymuş. Şimdi seni daha iyi anlamaya başlıyorum ama... ...bana neden hiçbir şeyden bahsetmiyorsun ki? Dönüp dolaşıp kendimi aynı yerde buluyorum. Canım. Canım. Canım, duyuyor musun? Efendim. Ne düşünüyorsun? Hiç. Hiç mi? Aynı şeyle işte. Yardım almayı hala istemiyor musun? Bu konu hakkında konuşmuştuk. Seni rahatsız eden sorunlarla yüzleşmiş olman çok önemli. Bir uzmandan yardım alırsak yol alırız. Ben artık yol almak istemiyorum. Hem bu beni rahatsız ediyor mu onu da bilmiyorum. Anlamadım. Yani ne yaparsam yapayım dönüp dolaşıp kendimi aynı yerde buluyorum. Demek ki benim doğrum bu. Böyle düşünme canım. Bak daldın yine. Ne düşünüyorsun? İyi misin? Ben artık yol almak istemiyorum. Hangi yola gidersen git beni de götürecek misin? Ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun? Aynı şeyler. Yürümeyi öğrendikten sonra. Ne düşünüyorsun? Aynı şeyleri mi? Aynı şeyleri mi? Yürümeyi öğrendikten sonra. Yürümeyi öğrendikten sonra mı? İnsan yürümeyi öğrendikten sonra uçmak istiyor. Ya da yüzmek. Yeryüzü yetmiyor. Ben yürümeyi seninle öğrendim. İstanbul'u, hayatı seninle sevdim. Bu kentin caddeleri, sokakları, istasyonları, limanları, otogarları... Yoruyorsa gidelim mi? Aslında bu kentin her şeyi yoruyor. Konuşacak bir şey yok. Ay, kıyı uyandı galiba. Sen okumaya devam et, ben bakarım. Yine huysuz. En iyisi ben bakayım. Kim? Bilinmeyen numara. Eğer oysa... Ne diyecek? Sakin ol, tamam mı? Alo? O mu? Sesin et değil. Ne diyor? Anlamıyorum. Yine mi sen? Kapa istersen. Konuşacak bir şey yok. Konuşacak bir şey yok. Konuşacak bir şey yok. Konuşacak bir şey yok. Betül. Betül, sakinleş. Konuşacak bir şey yok. Konuşacak bir şey yok. Konuşacak bir şey yok. Konuşacak. Tamam, 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 sakinleş. Konuşacak bir şey yok. Konuşacak bir şey yok. Konuşacak Betül. Bir şey yok. Betül. Türkiye birinci, Türkiye birinci, değerli seyirciler, Türkiye birinci. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. 1975 yılında Stockholm'de başlayan maceramız Semiha Yankı'nın aldığı 3 puanla sonunculukla tamamlanmıştı. Gece elbisesi. Aşkım, iyi misin? Bu elbise de neyin nesi? Aşkım. Kimin bu elbise? Neden üstünde, neler oluyor? Aşkım. Cevap vermeyecek misin?
Bugün doğum günü. Kimin? Kimin doğum günü? En sevdiği elbiseydi annemin. Çocukken ona hayranlıkla bakardım. Her doğum gününde bunu giyerdi. Babam onu öldürmeden önce. Aşkım. Seni seviyorum. Seni seviyorum aşkım. Seni seviyorum. Beni bırakma ne olur. O öğretmen kimdi? Aşkım. Biz seninle bir eşiz. Eşiz. Biliyorsun değil mi? Biliyorum. Gerginsin. Değilim. Benimle neden böyle konuşuyorsun? Ya da artık konuşmuyorsun? Anlaşılmayı bekliyorum. Seni rahatsız mı ediyorum? Bir sıkıntın var ve benimle paylaşmıyorsun. Bir sıkıntım yok. O zaman neden yalnız kalmak istiyorsun? Evli olmak bu ihtiyacı değiştirmez. Yok yok, senin bir sıkıntın var. Çocukları selamlamayı unuttuğundan beri iyi değilsin. Bir oyuncu, üstelik seyirciye senin gibi önem veren bir oyuncu selamlamayı unutuyorsa orada sanıldığından daha büyük bir dert vardır. Derdim falan yok. Var. Büyük bir derdin var. Günlüklerimin hepsini okumuştun değil mi? O öğretmen kimdi? Sana selam vermeyi bile unutturan o öğretmen kimdi? Parasız yatılı okurken seni mutsuz eden oydu değil mi? Okumamalıydın. Sana güvenemiyorum. Düşünüyorum da. Biz aslında ne kadar da birbirimize benziyoruz. Beni yalnız bırak. Biraz olsun yalnız bırakamaz mısın? Buna ihtiyacım var. Bana o öğretmenin kim olduğunu söylemeni istiyorum. Seni kıran, inciten, canını yakıp gecelerce ağlamana sebep olan o değil mi? Dava edelim onu. Ben ölmüş babamı dava edemiyorum ama bu adamı dava edebiliriz. Bu iş davalık değil. Sen beni hiç anlamıyorsun. Bana benim çocukluğumu anlatır mısın? Seni merak ediyorum. Geleceğim canım. Ne zaman? Merak etme. Kaç gündür sensizim. Ben de sensizim. Nereye gitmeyi düşünüyorsan beni de götür. Emin misin? Eminim. Emin misin? Eminim. Emin misin? Sensiz yaşayamam. Sen ellerimden tuttuktan sonra gerisinin bir önemi yok. Oh, ellerini özledim. Ben de. Sensizken en çok çocukluğumu düşünüyorum. Sana çocukluğumdan hiç bahsetmiş miydim? Hayır. Bana benim çocukluğumu anlatır mısın? O sahil şehrinde sen çocukken çocuk değilmişsin. Ama şimdi benim çocuğumsun. Biliyorsun. Ben de senin çocuğunum. Teşhir. Kim? Kimse yoktu. Kim? Kimse yoktu. O ne? Kapının altından itelenmiş. O ne? Kapının altından itelenmiş. Üstünde bir şey yazıyor mu? Hayır. Üstünde bir şey yazıyor mu? Hayır. Doğru adrese mi? Bilmem. Doğru adrese mi? Bilmiyorum. Açalım mı? Açalım mı? CD. Evet. Bilgisayara takalım mı? Sanırım açılmayacak. Açılır şimdi. Ama bu... Şov herif. Bunu sence o mu yaptı? Başka kim yapabilir ki? Ama bu bir teşhir. Özel hayatımızın teşhiri. Gözleri dönmüş iğrenç herifin. Bunu mahkemede mi kullanacak sence? Kıyının velayeti için. Ne yapacağız? Bu bir suç. Onun yanına kar kalacak.
Özel hayatımızın ihlali söz konusu. Şikayetçi olacağız. Kesinlikle cezasını alacaktır. Sanmıyorum. Hemen umutsuz olma. Umutlu da hiç olamıyorum. O gece gelmemeliydim. Seni ben çağırdım. Sevişmemeliydik. Sevişmek suç değil. Suç olan onunki ama adalet kimin yanında? İyi misin? Ne oldu? Onlar. Kim? Onlar. Kimler? Onlar. Bekle, geliyorum. Dur, dur. Gitme. İyi misin? İyi misin? Betül, iyi misin? Ne oldu? Onlar. Kim? Onlar. Kimler? Onlar. Bekle, geliyorum. Dur, dur, gitme. İyi misin? İyi misin? Betül, iyi misin? Ne oldu? Sadece hiç. Neredeydin? 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 Geldim. Bunu görüyorum ama neredeydin? Kaç gündür seni bekledim. Beklemeseydin. Beklemese miydim? Bekleme. Merak ediyorum. Etme. Gerginsin. Gerginsin, gerginsin. Korkuyorum. Bir şey yapacak olmandan korkuyorum. Beni yalnız bırak. Boğuyorsun beni. Hadi her şeyi unutalım. Dünü, bugünü, her şeyi. Beni yalnız bırak. Boğuyorsun beni. Neden bu kadar katısın? Beni yalnız bırak. Boğuyorsun beni. Neler oluyor? Hiç. Hiç mi? Hiç. Sadece hiç mi? Sadece hiç. Bugün iki önemli suikastin yıl dönümüydü. Ünlü gazeteci Uğur Mumcu ile Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okan ve dört koruma polisi katledilmelerinin yıl dönümünde çeşitli etkinliklerle anıldı. Bana biraz da gençliğini anlatır mısın? Bana biraz da gençliğini anlatır mısın? Bazen karanlık köşelerde esen bir rüzgar gibiydim. Bazen de gün ortasında diplere inen kara bir delik. Kimse için hiçbir şey açıklamak istemiyorum. Sana bir şey söylemek istiyorum. Söyle canım. Lokantadaki işime son verildiğinde patron paramı vermedi demiştim. Boş ver artık. Aslında vermişti. Sana yalan söylediğim için özür dilerim. O parayı ne yaptığımı bilmek istiyor musun? Biliyorum. Biliyor musun? Ne zaman gelecek? Birkaç güne. Ben de yarın patrona işten ayrılacağımı söyleyeceğim. Delirecek. Artık ne önemi var? Hiçbir önemi yok. Mektup yazacak mıyız? Kimse için hiçbir şey açıklamak istemiyorum. Dikey Sokak. Ne oldu sana? Kim yaptı bunu? Berna? Berna? Berna, neden konuşmuyorsun? Yoksa konuşamıyor musun? Gaspa uğradım. Nerede? Dikey Sokak'ta. Hemen polise gidiyoruz. Dur, 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 dur. Gerek yok. Yok mu? Ben iyiyim. Nasıl iyisin ya? Polise gidiyoruz. Yalnızca bir iki sıyrık. Dudağın patlamış. Elin kolun kanıyor. Hayır, iyiyim. Polis çağırıyorum. Arama. Neden? İyiyim diyorum. Bir şey mi saklıyorsun? Berna. Kim yaptı bunu? Tanımıyorum. Berna. Birkaç kişiydiler, üstüme atladılar.
homo diye bağırdılar. Bir yandan da vurdular. Etrafta kimse yok muydu? Vardı. İnanmıyorum ya. Göz göre göre. Bunu kesin o yaptırdı, kesin. Sakin ol, atlatacağız. Polise de gerek yok. Hem ne diyeceğiz? Homo'yu dövdüler. Ceviz ağacı. Hadi, hadi, hadi aç artık şunu. Neredesin yine? Çıldıracağım. Günlüğünde bir ceviz ağacından bahsetmişti. Lisedeyken kaldığı yurdun arkasındaymış. Her sabah uyanır uyanmaz onunla konuşurmuş. Ona çocukluğunun soğuk gecelerini anlatırmış. Bir sabah uyandığında ceviz ağacının yerinde olmadığını görmüş. Yeni yapılan sitenin duvarları onun üstünden geçecekmiş. Acaba oraya gitmiş olabilir mi? Ben de mi gitsem? Gitsem de bulabilir miyim ki? Of. Yine neredeydin? Neredeydin? Neden cevap vermiyorsun? Neden cevap vermiyorsun? Git lütfen. Gitmemi mi istiyorsun? Yalnız kalmak istiyorum. Boşanmak mı istiyorsun? Çok dokunuyor Ayşe. Senin tarafından anlaşılmamak çok dokunuyor. Biraz bana kendini anlat. Sana güvenmiyorum. Senin dalgınlığının sebebini merak ettiğimden günlüklerini okudum. Sen hiçbir şeyden bahsetmeyince yapacağım başka bir şey yoktu. Sen bu rolü alabilmek için. Telefonun neden kapalı? Kimse sana ulaşamamış. Bu kadar insanı mağdur etmeye ne hakkın var? Beni duyuyor musun? Sen bu rolü alabilmek için gece gündüz hamlet çalışmadın mı? Şimdi sahneye çıkmıyorsun. Bu nasıl bir çelişki? Cevap vermiyorsun. Boşu boşuna konuşuyorum değil mi? Evlendiğine pişman mı oldun? Söyle. Pişman mısın? Gitme. İçimde bir şiir. Yarın getirebilecek mi? Bu akşam gidip soracağım. Daha önce kullanılmış mı? Ne önemi var ki? Daldın yine. Daldın yine. Sinan, daldın yine. Bir şey mi dedin canım? Ne düşünüyorsun? İçimde bir şiir. Hangisi? Aynı. Daldın yine. Daldın yine. Daldın yine. Bir şey mi dedin canım? Son kez Boğaz'a gidelim mi? Gidelim. Boza da içelim. Olur. Ne düşünüyorsun? Sinan, ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun? İçimde bir şiir. Hangisi? Aynı. Erkek Fatma. Yarın sabah konuştuğumuz saatte geleceksiniz değil mi? Tamam, bir aksilik olmasın da. Tamam, sağ olun. Emin olmak için aradım. İyi akşamlar. Bir aksilik yok değil mi? Konuştuğumuz saatte gelecek. Ne düşünüyorsun? Bilmem. Nasıl bilmem? Sanırım geçmişi. Sanırım mı? Evet. Sen mühendislikte okuyorken yurtta kalıyormuşsun. Kız yurduyla erkek yurdu aynı bahçedeymiş. Erkekler kızları taciz ederken sana sen yanlış yurtta kalıyorsun oğlum, bizim yurda taşın diyorlarmış. Onların bu alaycılığı seni üzüyormuş. Ortaokuldayken sana erkek Fatma diyorlarmış. Yakın arkadaşının ismi ise Fatma'ymış. Sana erkek Fatma dediklerinde ben erkek değilim diye ağlarmış o.
Seninle olan arkadaşlığını bir gün bitirivermiş. Yine çok üzülmüşsün. Sen hiç çocuk değilmişsin. Şimdi senin geçmişini bulmaya gidiyoruz. İyi ki varsın Betül. Sen de iyi ki varsın. Bir veda gibi. Neden sessizsin? Yemek hazır. Biraz korkuyor olabilirim. Hiçbir şey yapamaz. Seni dövdüren, ayrıca bizi ifşa eden birinden bahsediyoruz. Mahkeme birkaç gün sonra kararı açıklayacak. Velayeti ona verecek. Yerimizi bulamayacak. Hiç sanmıyorum. Sabah erkenden çıkıp gideceğiz. Gerekirse yurt dışına kaçalım. Orasını düşünürüz. Canım. Canım. Canım, uyanacak mısın? Gelmişsin. Şimdi geldim. Aldın mı? Emin misin? Evet. İstersen dönebilirsin. Dönmek mi? Beni sakın bırakma, olur mu? Seni asla bırakmayacağım. Şarap içelim mi? Olur. Hadi tut elimi. Kıyının sesi miydi? Hayır. Çok hırpalandı. Zorlu bir bebeklik geçiriyor. Biliyorum, her şeyin farkında. Bunu onun gözlerinden anlıyorum. Yemeyecek misin? Yaz gecelerinin şerefine. Biliyor musun? Hep bahçeli bir evde oturmanın hayalini kurmuştum. Gider gitmez bahçeyi ayrı kotlarından ayıklayacağım. Ama senin kolların zaten bir bahçeydi. Ne yetiştireceğiz? Her şey. Ben de senin bahçendeyim. Ben bir not yazmaya karar verdim. Not mu? Evet. Düşündüm de yazmalıyım. Kime yazacaksın ya da kimlere? Herkese. Ne yazacaksın? Bizi birlikte gömsünler. Sen istemez misin? Nasıl istemem? Benimle dans eder misin? Seve seve. Dansımızın bir ismi olsun mu? Olsun. Ama bunu şimdi söylemeyelim. Olur. Bu kez kıyının sesi. Daha yiyecek misin? Hayır. Unuttuğumuz bir şey olursa köye gitmeden alırız. Heh, geldi galiba. Hadi gidelim. Şişli'de bir ilkokulun arkasında Halil Sadık isimli öğretmen FG tarafından öldürüldü. Olay yerinden kaçan FG, Gülhane Parkı'nda kendini ceviz ağacına astı. Halil Sadık öğretmenin öldürülmesine tanık olan vatandaşlar, ölüsü bulunan FG'nin kimliğini doğruladı. Polis konu ile ilgili soruşturma başlattı. Hazır mısın? Evet. Önce beni. Nilüfer Kent Tiyatrosu sundu.